Günaydın, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Vlog çekeceğim ama bu birkaç gün sürecek bir vlog. Yani kesit göreceksiniz. Sebebini hemen söylüyorum. Arkamda görmüş olduğunuz gibi salon. Benim mutfak ve salonum bir. Eğer taşınıyorum videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz buraya koyuyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz, evi görebilirsiniz. Şimdi yerleştik ama benim asla içime sinmedi. Çünkü evi öyle bir ayarlamışlar ki hiçbir şey sığması gerektiği yere sığmıyor. Çok saçma yapmışlar. Mesela hemen şurada o kadar kalın bir kolon var ki o kolon mahvediyor bizi. Yani hiçbir şey istediğim gibi koyamıyorum. Ve son zamanlarda böyle Marrakeş, Boho, Hint, yani bu kültürlerden esinlenerek hazırlanmış salonlar çok fazla ilgimi çeker oldu. Ufak ufak ben de renk getirmek istiyorum. Çünkü şimdiye kadar kendimi bildim bileli odam, evlerimiz, yani ailemle yaşadığım zamandan bahsediyorum. Kendi evim, bir önceki evim. Hep böyle toprak tonları ya da beyazdı. Hiç renkli bir odam çocukken oldu. Ve o kadar çok istiyorum ki böyle rengarenk bir salonum olsun. Çünkü iç açıcı değil mi? Yani siz de öyle düşünmüyor musunuz? Bir saniye. Eczaneden arıyorlar da. İlaçlarım gelmiş. Neyse. Ne diyordum? Böyle renkli, cıvıl cıvıl bir salon istiyorum. Bu Marrakeş tarzı. Ve ufak ufak bir şeyler değiştirmeye, bir şeyler eklemeye başladım. Mutfakta L koltuğum duruyordu. Şimdi size böyle uzun uzun anlatmam lazım. Çünkü yoksa fikrimi belki çok fazla yansıtamayacağım. Burada da dün nevresim yıkadım aslında. Neyse. Biraz dağınık şu an, kusura bakmayın. Kaldıracağım birazdan. Şimdi bakın, şurası mutfak. Bu alanda direkt salon. Yani dip dibe. Bu L koltukta bu şekilde L duruyordu. Ama şu an görüyorsunuz zaten. Çamaşır makinesiyle koltuğun arasındaki mesafe şu kadar. O yüzden Zuzu da sürekli tezgaha çıkıyordu vesaire. Hani sinir oluyordum. Ben de çok saçma dursa da en mantıklı şeyin bu L koltuğu bölmek olduğunu düşündüm. Ve bu şekilde böldüm. Sonrasında Ikea'ya gittim. Renkli minder ya da renkli kırlent kılıfları bakayım diye. Bir tek şunu bulabildim. Yoksa böyle canlı canlı işte fuşyalar, zümrütler, maviler, turkuazlar pek yok. Pembeler var, gül kurusu var, bordolar var, kahveler var, beyazlar var, bejler var ama şu renkler yoktu. Ben de bu ikisini ikili olarak Trendyol'dan, bunu Trendyol'dan aldım ve ek olarak da şöyle göstereyim. Şunu Ikea'dan aldım. Şu kılıfı. Ve böyle bir renk kattım. Çiçeklerim de bu şekilde. Hani Pinterest'te bir resim görmüştüm. Koltuk bu şekilde duruyor. Arkası da full bitkiler. Şu an bitkilerimin boyu kısa. O yüzden hani çok mantıklı olmayacaktı. Şimdilik onları buraya koydum. Ama daha uzun boylu olunca bunlar, onları da oraya koyabilirim diye düşünüyorum. Şu an zaten koyamam çünkü arkasında petek var gördüğünüz gibi. Zarar verir. Neyse, bunu böyle böldüm, tamam mı? Her yerde bu çocuğun oyuncakları. Neyse. Böldüm. Ortaya şunu koydum. Bu paspas, pampas mı? Pampas. Bunu dün yıkadım o yüzden orada. Yoksa normalde şurada duruyordu. Sonra bu benim gözüme çok batmaya başladı. Bu simsiyah sehpa. O yüzden yeni bir sehpa aldım. Halı değişti. Yeni bir halı aldım. Halı da az önce geldi. Sehpa şu anda tedarik aşamasında. Onu da Trendyol'dan aldım. Yani halıyı, kırlentleri, sehpayı Trendyol'dan aldım. Bir tane de şu alanı dolduracak bir yemek masası aldım. 2 kişilik. O da hala tedarik aşamasında. Yine Trendyol'dan. O yüzden şimdi hepsi bölük bölük geldiği için ben yerleştirdikçe size göstereceğim. Ve sonrasında bitmiş halini göreceksiniz. Yani birkaç günü saran
Belki de birkaç haftayı saran, bilmiyorum hani ne zaman gelir o ürünler. Şu anda eksikte bir yemek masası ve orta sehpa var. Onlar da gelince bitmiş halini size gösteririm. Duvarları süslemek istiyorum mesela. Biraz daha fazla tablo, biraz daha renk istiyorum. Yani öyle fikrim bu. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Şimdi halıyı getireceğim. Kapıda duruyor. Halıyı bir serelim, bir bakalım. Umarım güzel olur. Öyle. Şimdi pijamamı da göreceksiniz. Üstüme bir kazak giydim ama pijamam hala altımda. Çok samimi ve gayet de doğal bir video olacak. Şimdi bu yastık fazla. Bunu muhtemelen kendi odamda değerlendiririm. O yüzden kenara koyuyorum. Şunları da kaldırayım. O halıları da bir yıkamaya yollayacağım. Sonrasında kendi odamda kullanacağım. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor. Hemen bir süpüreyim. Sonrasında halıyı getireceğim. Evet, halımız da bu. Yani çok güzel gözüküyor ve anladığım kadarıyla da gayet benim kırlentlerimle uygun. Ama bir bıçağa ihtiyacım var. O kadar heyecanlıyım ki size anlatamam ya. Şuradan da böyle kapatmışlar. Ay çok kötü kokuyor. Muhtemelen bir sereyim sonra üst katta havalandıracağım. Ay şey gayet de kalın. Ve bakar mısınız altı böyle şey şu kaymazlardan. Of be. Çok güzel ya. Tam istediğim gibi ve tam beklediğim gibi geldi. Sosu hemen üstünde. Oğlum beğendin mi? Şöyle bir yapalım. Böyle daha iyi oldu bence. Düz durması. Oh, nefes nefese kaldım ya. Ama oluyor ya. Şöyle baksanız bir duvarları böyle kalabalık düşünseniz oluyor bence. Şöyle halımı da alayım. O zaman bir sonraki gün, artık hangi gün olduğunu bilmiyorum ama bir sonraki teslimatta tekrar görüşürüz. Yine yerleştireceğiz. Selam, günaydın. En son halı gelmişti. Onun üzerinden 2 gün geçti ve bugün masa geldi. Kurulumu biraz zormuş. Yorumlarda öyle okudum. Bakalım. Şimdi iki parça olarak geldi. Önce bunu bir açıp bakmak istiyorum. Ne halde geldi diye. Bayağı yol kat ettim. Bakın.
iki sandalyenin iskeleti duruyor. Birinin tahtalarını da yerleştirdim. Gayet güzel, masanın üstünü sildim az önce. Beğendim. Yani böyle küçük bir masa ihtiyacımız vardı. Ve bu bayağı cuk diye oldu buraya. Değil mi Zuzu? Değil mi? Burada da şeyler var. Ama IKEA'dan aldığım şu minderler. Bunları koyarım diye düşünmüştüm. Hey, tahtada popomuz rahat etmez diye. Baksanıza cuk diye de oluyor yani. Buraya da yeni bir sehpa aldım bu arada. O henüz gelmedi. Yani bu da şu demek oluyor. Şimdi bu masayı yaptık ya. Masayı yaptık. Burası bitti sanmayın. Daha bir sürü işimiz var. Masayı yaptıktan sonra bir de bu duvar var. Bu duvarı da süslemek istiyorum. Yani buranın ruhuna uygun olsun ve bol bol çerçeve ilave edip böyle güzel bir salon yaratmak istiyorum. Kısacası bu. Evet, son eksik parça da geldi. Şimdi sehpayı da kurdum mu salon sonunda bitmiş olacak. Şu an tek korkum kırık geldi mi gelmedi mi? Malum bir ayda ancak geldi çünkü. Bir şey diyeceğim. Vidalamıyorsun. Sadece çeviriyorsun ayakları. Uzun uğraşlar. Gerçekten uzun uğraşlar sonunda. Salon bitti. Sesimden anlayabildiğiniz gibi biraz hastayım. Ama yine de size son halini, ya daha doğrusu bitmiş halini göstermek istedim. Girişten başlayalım o zaman. Ay, çok heyecanlıyım. Neden bilmiyorum ama haydi bakalım. Gördüğünüz gibi salonun son hali de bu şekilde. Benim çok içim sindi. Evet, daha hala tamamen bitmiş diyemem. Biraz eksiklikleri var. Ama çoğunlukla bitti. Sadece duvarlara bir şeyler daha ekleyebilirim. Birkaç dekor ürünü ekleyebilirim. Onun dışında bence gayet güzel oldu. Bu ev biraz bana, nasıl diyeyim... Bu evde bana biraz ağırlık basıyordu. Neden bilmiyorum. Ama şimdi salona geldiğimde mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Gerçekten renklerin insan psikolojisinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu da kendime kanıtlamış oldum. Umarım siz beğenmişsinizdir. Bütün ürünleri bilgi tutusuna ekleyeceğim. Birçoğunu, neredeyse hemen hemen hepsini şu dışında hepsini Trendyol'dan aldım. Çok memnunum. Halıdan olsun. Şu sehpanın kurulumu 15 dakika bile almadı ve
Hani sadece çevirerek monte ediyorsunuz. Yastık kılıfları çok kaliteli. İnanın bana Ikea'dan daha kaliteli çıktı hatta. Onun dışında yemek masası, bir yorumlarına bakın lütfen. Herkes çok kurulumun zor olduğundan bahsetmiş. Asla değil. Ben yaptıysam herkes yapar. Kurulumu bence çok basitti. Başka neyden bahsedebilirim? O kadar. O kadar. Birkaç bitki daha alabilirim. Şurayı komple doldurmak istiyorum bitkilerle. Ama o da yavaş yavaş. Şimdi bir kışı böyle geçireyim. Hiç kışın çünkü bitkilere girişmek istemiyorum. Topraklarını da değiştirmedim o yüzden. Yaza doğru daha güzel bir şeyler yaparız. Evet, ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Beni kesiyorsun. Görüyorum.